Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zotero'yu anlatmaya çalışacağım. Google arama motoruna Zotero yazıyoruz. Önümüze çıkan ilk linki tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Burada dilerseniz Türkçe olarak kullanabilirsiniz. İndirmek için şuradaki indirme butonuna tıklayarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Burada da katılım yazan bölümüne tıklayarak da tekrar yükleme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Biz önce bir indirmeye çalışalım. Değerli arkadaşlar, burada Windows için Zotero'yu indirmek istiyorsanız sol taraftakini, Google Chrome'a bağlayıcı şeklinde yüklemek isterseniz de sağ taraftakini indirebilirsiniz. Tercih size kalmış değerli arkadaşlar. Biz şunu indirmeye çalışalım. Tabii bu internetin hızınıza göre inmesi bazen zaman alabiliyor. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi internet hızımıza göre bazen inmesi biraz zaman alabiliyor. Evet. Şimdi indi bunu. Buradan indirilenler bölümüne bakıyoruz. İndirilenler bölümünden siz de burada Zotero'yu görmüş oluyorsunuz. Masa üstüne getiriyorum değerli arkadaşlar. Burada Next diyerek standart ya da custom şeklinde yükleyebilirsiniz. Biz standardı seçip devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, burada da yine internetinizin hızına göre biraz beklemeniz gerekecek. Evet, şu an Zotero'yu yüklemiş olduk değerli arkadaşlar. Şurada zaten kısa yol şeklinde görebiliriz buradan. Tabii daha önce size Mendeley'i anlatmıştım. Bugün de Zotero ile devam ediyorum. Tabii birbirine göre farklılıkları olabiliyor ama bunu ben sizlere bırakıyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa, daha doğrusu daha rahat kullanabiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Yani Zotero'nun Mendeley'den üstün mü ya da Mendeley'in Zotero'dan üstün olduğunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Burada şöyle yapalım. Burada mesela bir dosya seçeceğiz. İsimsiz dosya demişiz. Buraya mesela şey yazabiliriz. Yüksek lisans yazabiliriz. Yüksek lisans dosyamızı yazdık. Evet, şurada gördüğünüz gibi burada yüksek lisans dosyamız oluşmuş oldu. Şuradaki artıya tıkladığımız zaman bilimsel dergi makalesi ekleyebiliriz, doküman ekleyebiliriz, gazete makalesi ekleyebiliriz, kitap ya da kitap bölümü ekleyebiliriz. Biz buradan bir bilimsel dergi makalesi seçmeye çalışalım. Bir danışmanımın ismini yazmaya çalışayım bakalım. Bununla ilgili karşımıza ne gelebilir? Evet, burada başlığımızı yazdık. Burada şöyle yapabiliriz. Yayın, cilt sayı, sayfa, tarih, dizi başlığı, dizi metni bunları aslında hepsini dergiye ulaşıp bunları doldurduktan sonra kaynakçamızı rahatlıkla oluşturabiliriz değerli arkadaşlar. Bir de bu sefer değerli arkadaşlar Zotero'yu Google Chrome şeklinde indirmeye çalışalım. Tekrar şuradan indiri tıkladığımız zaman bu sefer Chrome bağlayıcı yükle şeklinde indirmeye çalışalım.
Evet. Şimdi burada değerli arkadaşlar Chrome'a eklerseniz logosunu şu üst tarafta bir yerde görüyor olacağız. Science zaten sizin de bildiğiniz gibi bilim şeklinde ifade ediliyor. Zotero'da dediğim gibi Mendeley gibi kaynakça yazımında rahatlıkla kullanılabilir değerli arkadaşlar. Chrome'a ekle diyorum. Uzantıyı ekle diyoruz. Yine internetinizin hızına göre biraz zaman alabiliyor. Şurada Zotero Connector Chrome'a eklendi diyor. Bu simgeyi tıklayarak veya kontrol üst artı S tuşuna basarak da kısa bu Zotero'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, şurada da gördüğünüz gibi Zotero uzantısını ulaşabiliyoruz. Burada tıkladığımız zaman biraz beklememiz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, şimdi Google Akademi'yi açıyoruz. Burada yine danışmanımızın ismini yazarak danışmanımızın öğrencileriyle yazmış olduğu makalelere, çalışmalara ulaşabiliyoruz. Burada hemen Türkçe'ye de çevirmiş oldu. Şurada şöyle aşağı doğru biraz gelelim. Çanakkale, Türkiye'den sera topraklarında ağır metallerin kimyasal fraksiyonasyonu hareketi ve çevre etkilerini tıklıyorum. Tabii ki bu biraz ücretli bir PDF'i satın alabilirsiniz gerçi ama ben önermiyorum açıkçası. Ne yapmamız gerekiyor? Buradan tekrar geri gelelim. Springer'dan indirmeyelim. Şuradan şu ilk önümüze çıkan başka bir makaleye tıklayalım. Bu da farklı bir dergide yayınlanmış. PDF'i görüntüle diyelim. Evet, Aksaray Üniversitesi üzerinden erişim diyelim. Evet, buradan bilgilerimizi girerek de bu makalemize ulaşabiliriz. Burada yine hocamızın yine öğrencisiyle yapmış olduğu bir çalışma var. Bu öğrencisi de benim kardeşim. Güzel bir çalışma. Fen Bilimleri Dersi 2017 Taslak Öğretim Programı'na ilişkin öğretmen görüşleri demiş. Burada dikkat ederseniz Mendeley var. Daha önce de anlatmıştık ama biz bugün Zotero üzerinden göstermeye çalışacağız. Evet, size de az önce de demiştim. Güzel bir çalışma olduğunu. Bunu ben okumuştum. Sizin de okumanızı tavsiye ederim. Sağ tıklıyoruz değerli arkadaşlar. Bu da Save to Zotero PDF diyor. Buraya aktarabiliyoruz. Burada şöyle yapabiliriz değerli arkadaşlar. Çevrim içi kitaplığa kaydetme etkinleştir dediğimiz zaman burada PDF'imiz Zotero'ya kütüphanemize kaydolmuş oluyor değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, şu şekilde sağ tarafa tıkladığımız zaman az önce de ifade ettim. Save to Zotero PDF deniyor. Bunu tıkladığımız zaman buradan az önce yüksek lisans dosyası oluşturmuştuk. Bunu seçiyoruz ve tamam dediğimiz zaman bu makalemiz artık Zotero'da görünmeye başlayacak. Orada rahatlıkla alıntılarımızı, çalışmalarımızı yapabiliriz. Şimdi burada görebiliyorsunuz az önce yüksek kitaplığım bölümündeki yüksek lisans klasörü açmıştım. Artık burada makalemizi rahatlıkla görebiliyoruz.
Bu makalemize istediğimiz zaman Zotero'ya giriş yaparak buradan gerekli alıntıları yapabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Keyifli güzel çalışmalar diliyorum.